Şimdiden garip bir boşluktayım sanki. Daha yüzük parmağımda halbuki. Bu da hala niye parmağımdaysa. Senin Kenan'ı hayatından çıkarman bu yüzüğü çıkarmandan daha zor olacak. Namık! Namık! Ya bana bir bardak soğuk su getirsene hayatım. Ay pardon, uyandırdım mı seni? Ha, dur bağırma, ben söylerim, oraya gidiyorum. Hadi bir zahmet canım ya, çok susundum. Buyurun bakalım. Canım. Ay. Gitme. Yat yanım. Özledim seni. Rüzgar var. Üşümüyor musun? Evet. Ne anlatıyor prenses? Hiç. Konuşuyoruz oradan buradan. Biraz da benimle konuş. Hayatım, şu anda Cavide'nin ilgiye ihtiyacı var. Bunlar boşanırsa bizim de huzurumuz kaçacak diye korkuyorum. Korkma. Dur. Ne iletti kadın yarabbim? Nereden bulmuş bunu Namık? Hiç yakışıyor mu Namık'ın yanına? Çok kayıp. Namık'ın seçimine laf mı ediyorsun sen? Gel gel, yanıma otur. Hadi bana içelim. Yeni kararlara. Peki. Yalnız değilim. İyi ki varsınız. İyi ki. Cavidan. Gel güneşten biraz sen de. Namık'la iş konuşuyoruz. Namık'la iş konuşuyorlarsa tamam. Bir sonraki hafta biter konuşmaları. Bin yıl konuş konuş konuş, bıkmadılar birbirlerinden. Siz de öyle misiniz? Nasıl? Namık konuşmayı normalde pek sevmez. Cavidan'la olunca açılır bir tek çenesi. Seninle de öyle mi diyorum? Konuşur mu? Tabii. Çok iyi vakit geçiririz biz. Ne yapıyorsunuz mesela? Ne bileyim. Yemeğe falan gidiyoruz. Akşam bir yerlere çıkıyoruz bazen. Hayır, ortak ilgi alanlarınız diyorum. Ondan başka. Ha, ne bileyim canım. Çok hoşlanıyoruz birbirimizden. Keyif alıyoruz. Düşünmedim ne diye ama... Öyle. Ay ne oldu? Bana da anlatın.
Ne bileyim, gülüyoruz işte. Hayatım, ben de sizi iş konuşuyorsunuz zannediyorum. İş konuşuyorum. Namık, son toplantıda Japon yöneticiyle bizim Alman yöneticilerden birinin toplantıdaki tartışmalarını Almanca ve İngilizce taklit ederek anlattı da. Ona gülüyorum. Hadi bana da anlat. Ya Türkçe'ye çevirince komik değil. Ya tarzları, imaları, dilleri kullanmaları komikti. Anladım ben. Teşekkür ederim. Evden gelen şaraplar bunlar değil mi? Özel üretim olanlar. Evet efendim. Tamam. Efendim Enise. Nasılsın şekerim? Ne yapıyorsun? Namık'la teknedeyiz. Cavidanlarla yemek yiyoruz. Ya öyle mi? Ben de hazırlanıyorum. Birazdan çıkacağız. Biz de bir yere davetliyiz. İyi. Onu mu haber vermek için aradın? Hayır. Lamia ile ilgili bir şey vardı da. Neyse. Sen meşgulsün şimdi, sonra konuşuruz. Allah iyiliğini versin. Hala Lamia ile mi uğraşıyorsun? Aman ne uğraşacağım. Laf geliyor, öğreniyorum. Ama bu önemli. Neymiş? Söyle bakayım. Bebeğin babası kimmiş öğrendim. Kimmiş? Cemil. Hadi oradan. Neyse, hadi kapatıyorum ben. Merak ediyorsan konuşuruz. Aman Allah aşkına, ne merak edeceğim? Tamamen saçmalık. Hiç olacak şey mi? Çok emin yerden duydum. Hadi konuşuruz sonra. İnanmıyorum Enisa ya. Hala bu mesele mi? E ne yapayım? Dikkatimi dağıtmak için tekneyle dolaştır sen de beni. Ben de bunlarla uğraşmayayım. Tövbe tövbe. Hadi koy tabağı. Acıktım hadi. Tamam, hazırlıyorum, patlama. Ne oldu? Kötü bir haber almış gibisin. Aman bu Enise de valla. İyice abarttı artık. Hala mı Lamia ile uğraşıyor? Ay kafayı yemiş. Şimdi bebek Cemil'den diye laf çıkardı. O eski haber canım. Ben de yeni bir şey zannettim. Allah aşkına. Öğleden beri şarap içmeseydim bunu rahat rahat söyler miydim böyle bilmiyorum ama... Madem herkes tarafından konuşulmaya başlanmış, benden günah gitti. Doğru mu yani? Evet. Başa durduğumda çok büyük olay çıkmıştı ama... konu parayla pulla kapatıldı sanıyordum. Kimden bahsediyorsunuz? Aman, tanımana imkan yok. Bir besleme kız işte. Cemil var ya, Kenan'ın kuzeni, onun salaklıkları.